Herkese merhaba gençler, ben Onur. STC TV ekranlarındaki Cities Skylines maceramız devam ediyor. Cities Skylines videoları arasındaki en özgün projelerden biri olan İstanbul projemiz 11. bölümüyle kaldığı yerden sizlerle buluşuyor. Geçen bölümde haberini verdiğim gibi bugün Zeytinburnu'yla Bakırköy'ün tam sınırında bulunan Veli Efendi İpodromu'nun inşasını yapmaya başlayacağız. Umuyorum ki her bölümü büyük bir beğeniyle takip ettiğiniz bu serinin bu videosu da çok ilginizi çekecek. İntrodan sonra yeni bölüm ekranlarınızda olacak. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bu video serisini beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Zeytinburnu'na girmeden öncelikle Zeytinburnu sahilinde ufak tefek eksiklerimiz mevcut. Önce onları tamamlamak istiyorum. Öncelikle büyük bir eski bir fabrika bulunuyor burada. Onu inşa ederek konumlandırmak istiyorum. Bu fabrikanın yanındaysa sanıyorum Renault markasına ait bir araç satış noktası bulunuyor. Buna en uygun örneği bularak onu ve önündeki araç park alanlarının inşasını yapıyoruz. Şimdi de bu bölümde BP'nin bir benzin istasyonu var. Onu da yapıyoruz. Bu istasyonun bir şopu ve akaryakıt pompaları ünitelerinin dışında bir de LPG tankı bulunuyor. Onu da en köşeye, köprüye yakın konuma yerleştireceğim. Yalnız bu içine yerleştirdiğim yapı tam olarak LPG tankına benzemiyor. Daha çok benzeyen bir prop vardı fakat şu an bulamadım. Onun yerine bunu yerleştiriyorum. İlerleyen kısımlarda karşıma çıkarsa bu noktaya dönerek bunu silip onu koyacağım. Arkadaşlar bu arada köprünün altı böyle hiç hoş görünmüyor. Köprünün alt kısımlarını da duvarla çevreleyeceğim. Köprünün diğer tarafına geçtiğimizde bu tarafta elektrik idaresine ait bir tesis bulunuyor. Şimdi o tesisi uydu görüntüsüne en yakın şekliyle inşa etmeye başlıyorum.
İdaresi'nin yan tarafında küçük tek katlı bir camimiz bulunuyor. Caminin önünde ise yürüyüş parkuru ağırlıklı bir park bulunuyor. Hipodromun inşasına geçmeden ki son durağımız olacak burası. Arkadaşlar öncelikle hipodromu ve sahasını göz kararı yapacağım. Bunu önceden söyleyeyim. En başta hipodromun çim pistinden başlıyorum. Çim pisti bitirdikten sonra da biri kum, biri sentetik olmak üzere yan yana iki pist daha var. Onları da yapacağız. Şimdi de bu pistleri çevreleyen bariyerleri koyuyoruz. We'll be right back.
pistlerin iç bölümünde de antrenman sahaları var. Ama ben şu an pistlerin büyüklüğüyle alakalı kuşkuya düştüğüm için onları yapmayacağım. En azından bu durumdayken çekmek, taşımak ya da büyütmek biraz daha kolay olur. Hemen hipodromun 1. ve 2. tribününü koyacağım ve sahayı küçük mü büyük mü yaptığımı da aralarındaki oransal ilişkiden anlayacağız. Evet, sahamız tribünlere oranla biraz küçük kaldı. Daha ne kadar büyük olacak dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Fakat hipodromun sahası 12 futbol sahası büyüklüğünde diyebiliyorum. Hatta daha bile fazla olabilir. Çünkü Google Earth'e girip bakarsanız İstanbul'da istediğiniz yükseklikten net seçilebilen neredeyse tek alan olduğunu göreceksiniz hipodromun. Pistleri ve hipodrom tribünlerini bitirdikten sonra hipodromun giriş alanlarını yapacağım. Burada müdüriyete ait 3 adet bina yapısı var. Peyzaj düzenlemelerinin ardından atların yarışlara girmeden önce son kez turladıkları padok alanlarını inşa ediyoruz. Bu alanda hipodrom girişi ve otoparklar var. Şimdi oraları yapıyorum.
Yalnız bu hipodrom girişi hiç hoşuma gitmedi. Daha uygun bir asset gerekli bence. Ona ilerleyen kısımda bir çözüm bulacağım artık. İşine çok uygun bir şey bulmak istedim ama çok aradım bulamadım arkadaşlar. En yakın ve en benzer kapı olarak bunu bulabildim. Fakat hiç rahatsız etmedi, hatta bence yakıştı da. En azından öncekine kıyasla gözüme çok çok daha iyi geldi.
Bu padok alanını da diğer her şey gibi yıkıp tekrar yapmak gerekecek. Hipodrom tribünlerine gerçeğinden biraz daha fazla mesafeli oldu. Arkadaşlar tekrar yap boz gibi olduğunun farkındayım ama güzel olması için ve gerçekçi olması için çabalıyorum. Ve sorunumuz şu ki böyle sabaha kadar yapar bozarız. Bizim karşı tarafa Zeytinburnu'na dönüp sokak girişlerini yapmamız lazım. Oradan ölçü alarak yaparsam hipodromu daha iyi konumlandıracağımı düşünüyorum. Burası Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi. Bu alandaki bütün sokaklar, yani çoğu sokak bu caddeye açılıyor. Bazı sokaklar tek yön, bazıları çift yön. Ama bunların ayrımına şu an girmeyeceğim. Şimdilik haritamız belli olsun diye biraz üstün körü yapacağım buraları. Burası 18. sokak. Bu alanın en geniş caddelerinden biri. Otobüsler de bu hat üzerinden ilerleyen otobüsler de buradan geçiyor.
Buraya kadar yapabilmemiz çok iyi oldu arkadaşlar. Çünkü Fikret Yüzatlı Caddesi tamamen hipodroma yapışık giden bir cadde. Dolayısıyla başlangıç ve bitiş kısmını belirlemiş olduk hipodromun. Bu alana da son olarak Matbaacılar sitesini inşa edelim. Böylelikle de İstanbul'umuza da biraz nüfus çekmiş olalım. Arkadaşlar burası çok büyük bir alan olduğundan tek bölüme sığmadı. Hafta sonumun tek gün tatili zaten montajıyla geçti. Bu bölümü çıkartmak için de 6-7 saatimi oyun içerisinde harcadım. Ancak bu kadar oldu. Bir sonraki bölümümüz olan 12. bölümde bu kısma devam edeceğiz. Hipodromu tamamen bitirip Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi'nin hipodrom kıyısında kalan boş alanlarına da The Veli Efendi Sahil Park konutlarını inşa edeceğiz. İlerleyen bölümlerde çok güzel şeyler olacak. Bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin. Videolarımızı beğenerek bu projeye destek olun. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.